Aydınlık ve loş ortam arasında belli belirsiz ama bütün karakteristik özellikleriyle duran perde. Belki de Picasso'nun kendi el hünerini, ustalığını sınadığı bir unsurudur resim. Bu yüzden de eserin amacı haline gelmiştir. Gevşek dokulu, yer yer iplemiş, eski ve kirli bir bez parçası bu. Dışarıda olup bitenleri az çok sislenmiş haliyle gösterecektir. Ama ev içinin herkesin her gün yaşadıklarından farklı olmayan, bu yüzden sır sayılamayacak gündelik ilişkilerini yarı saydan biri bunun ardında tutacaktır. Pencere yalnızca ardında nelerin olmadığını merak ettirecek kadar kapalı. Ne olmadığını merak etmeniz istenen bir olay. Yani böyle canlarız ki kayıpların üstündeki perdenin kendisi bir amaçtır. Yitip gidenin arkasına bıraktığı ışıkla bizim aramız. Ölüp bitenin örtmediği halde yalnızca kendi varlığını hissettirmek için Sallanıp duran bir perdedir o. Ev içinin bütün sırlarının gözler önüne serilmiş olması, utanılışlı işler herkesin gözü önünde yapan adamı artık ilgilendirmiyor. Önemli olan hiçbir şeyi gizlemeyen ama ardında yapılan işin dehşet verici sırlarla yüklü olduğunu bildiren bir perdenin bulunmasıdır şimdi. Picasso'nun perdesi.